Bismillah, hamdenlillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Kur'an-ı Kerim okuma şekillerinden tahkik, tedbir, hadrı ele alacağız. Ve bu okumanın dışında yapılan, okunduğunda da caiz olmayan hezremeyi göreceğiz. Şimdi tahkikten başlayalım. Tahkik, diğer adıyla tertil ya da yakın anlamıyla tertil, yavaş okuma. Tahkik, sözlükte bir şeyi vacip ve lazım kılmak, tasdik etmek gibi anlamlara gelir. Harflerin hakkını tam vererek, sıfatlarına ve mahrecine riayet edip, met miktarlarını gereği kadar uzatmak, tutulacak yerleri de gereği kadar tutmak gibi anlamlara gelir tahkik. Tilavet esnasında, yani Kur'an okurken, hız açısından en yavaş yapılan icra şekline tahkik deniyoruz. Metti tabiler, bir eliş miktarı, metti muttasıl, munfasıl, metti lazımlar 4 elif miktarı. Metti arız 1, 2, 3, 4 elif miktarından herhangi birisi çekilebilir. Yani bunlar 4 ve metti tabi 1. Metti arızı 1'de çekebiliriz, 2'de, 3'de, 4'te. Ama 4 elif miktarı uzatılması, yani muttasıl, munfasıl, lazımlar uygunluk açısından daha güzel olur. Meddilin de eğer harfilinden sonra gelen sükün lazımı sükünse 3 ya da 4 elif miktarı uzatıyoruz. Eğer arızi sükünse 1, 2, 3, 4'ten birini tercih edebiliriz. İhfa, iklab, ihfa-i şefevi, gunneli idgamlar. Yani idgam me'al gunne, idgam isteyin me'al gunne, idgam şemsiye me'al gunne. Buralarda bir elif ya da bir buçuk elif miktarı. Yani bir harften fazla, iki harften az. Bir ya da bir buçuk elif miktarı şeklinde tutmamız gerekiyor. Bir de tertili görelim. Tertil de tahkikle yakın anlamlı, ağır ağır, tane tane, yavaş yavaş, güzel bir şekilde okumayı ifade eder. Tahkikten bir tık daha, yani biraz daha hızlı şekilde icrası vardır. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Müzemmil Suresi 4. ayette Kur'an'ı tane tane, ağır ağır, tertil üzere oku. Hazreti Ali, tertil kelimesi kendisine sorulduğunda تَجْوِيدُ الْحُرُوفُ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفُ Harfleri güzel telaffuz etmek ve durak yerlerin bilmektir diye tertili açıklamaktadır. Gelelim ikinci okuma şekli, tedvir, yani orta okuyuş şekli. Tedvir, tahkik ile hadır arasında orta bir okuma şekline denir. Burada metti tabii bir elif miktarı, metti muttasıl, metti munfasıl 3 elif miktarı, metti munfasıl 2 elif miktarı da uzatabiliriz. Metti lazımlar 4 elif miktarı, medde arız 1, 2, 3 elif miktarından birini tercih ediyoruz. Med dilinde sükünü lazımda 2 ya da 3 elif miktarı, sükünü arızda ise med dilini 1, 2, 3 elif miktarından birini tercih ederek okuyabiliriz. Yine ihfa, idgam me'alunne, iklab, dudak ihfas, ihfa-i şefevi, idgam isteyin me'alunne, idgam şemsiye me'alunne, idgam mütecaneseynin, Ba'nın mime ya buneyyerkeb ma'ne kısmı. Ya buneyyerkem ma'ne. Buralardaki, yani bu gibi idgamlı olan kaidelerde bir elif miktarı tutuyoruz tedbir okuyuşunda. Gelelim son okuma şeklimiz hadır. Bu da hızlı okuma şekli. Kur'an-ı Kerim'i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline hadır denilmekte. Yine metti tabiler bir elif miktar uzatılır. Metti muttasıl 2 elif miktar uzatılır. Metti munfasıl yine metti tabiideki gibi 1 elif miktar uzatılır. Metti lazım 4 elif miktar uzatılır. Fakat 2 ya da 3 ya da 2,5 elif miktarı kadar da ifade edilmiştir. Yani en az 2 elif miktarı olacak hadırda. Metti arız 1 elif miktarı. Meddilin sükünü lazımda 2. Sükünü arızda ise 1 elif miktarı uzatılır. İhfa, idgam me'alunne, iklab, dudak ihfası, idgam isteyin me'alunne, idgam şemsiye me'alunne, idgam mütecaniseyin, bamin mahreci gibi kaideler yine hem tedbirde hem tahkikten, hem orta hem de yavaş okuyuşta olduğu gibi bir elif miktarı tutulur. Gelelim bunların dışında hezreme dediğimiz, şu tam tersi olacak, hezreme, caiz olmayan okuma şekli. Hezreme, hadırdan daha süratli okumaya verilen isimdir. Kelime olarak hızlı konuşmak, hızlı yürümek, süratli okumak gibi
anlamlara gelmekte. Bu tür okuyuşta harfler mahrecinden kayar, sıfatlarını kaybeder, heceler karma karışık hale gelir ki bu tarz okuma şekli, bu şekilde Kur'an okumak caiz değildir. Şimdi tablo şeklinde kaideleri ve met miktarlarını görelim. Yani tahkik, tedbir, hadır okuma şekillerine birini tercih edebiliyoruz. Burada değişen met miktarlarındaki ölçü. Met tabi de hepsinde 1. Metni muttasıla tahkikte 4, tedbirde 3, hadırda 2. Metni munfasılı ise tahkikte 4, tedbirde 2 ya da 3 tercihe dayalı, hadırda 1 alıyoruz. Metni lazımda hepsinde 4 alıyoruz. Yani tahkik, tedbir, hadırda. Ama 2 ya da hadırda 3 de ya da 2,5 da okunabilir. Metni arızda ise tahkikte 1, 2, 3, 4 vecihinden biri. Tedbirde 1, 2, 3 vecihinden biri. Hadırda ise sadece bir elif miktarı uzatacağız. Met dilinde ise eğer sükun, lazımi sükünse 3 ya da 4 elif miktarı uzatmak tercihe dayalı. Tedbirde ise yine 2 ya da 3 elif miktarı uzatıyoruz met dilini. Hadırda ise arızı sükünde 1 elif, lazımi sükünde 2 elif miktarı hadırda uzatıyoruz. Yine ihfa, idgam ma'lunne, iklat, dudak ihfası, idgam isseyi ma'lunne, idgam şemsiye ma'lunne, idgam mütecanisin, bamim mahreceler. Buralarda tahkikte 1 elif miktarı ya da 1,5 elif miktarı, tedbirde 1, hadırda da 1 elif miktarı tutuyoruz. Dersimizi özetlediğimiz zaman فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Müzemmil Suresi 20. ayet. Yani Kur'an-ı Kerim okumak isteyen kimse sürat bakımından bu üç şekilden biri ile Kur'an'ı istediği gibi okuyabilir. Üç okuma tarzından hangisinin tercih edilmesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Yani duruma göre okuyucu kolayına geldiği şekilde istediği tarzda okuyabilir. Ancak hangi tarzı seçtiyse onun kurallarına uymak zorundadır. Yani biz şimdi tahkik okuyacaksak metni muttasılı, munfasılı lazımı 4 çekeceğiz. Ama bir yerde 4 çekiyoruz, sonraki ayette 2 çekiyoruz, sonraki ayette 1 çekiyoruz. Bu şekilde böyle bir karmaşıklık olmaması gerekiyor. Gelelim tahkik neydi? Harflerin hakkını tam vererek, sıfatlarına ve mahrecine riayet edip met miktarlarını gereği kadar uzatmak, tutulacak yerleri gereği kadar tutmak gibi anlamlara gelirdi. Tilavetin hız bakımından en yavaş icra şekline tahkik diyoruz. Tertil ise yakın anlamlı olup Hz. Ali'nin tecvidül huruf ve ma'rifetül vukuf şeklinde, yani harflerin güzel telaffuz etmek ve durak yerlerini bilmektir diye ifade ettiği tertil tahkikten biraz daha hızlı şekilde yapılan icraya diyorduk. Kelime anlamı ağır ağır, tane tane, yavaş yavaş, güzel bir şekilde okumayı ifade ediyordu. Tedbir ise tahkik ile hadır arasında orta bir okuyuş şekline denilmekte. Hadır, Kur'an-ı Kerim'in tecvid kaidelerine uygun okumak, suretil en hızlı okuma şekline diyorduk. Hezreme ise hadırdan daha süratli okumaya verilen isimdir. Kelime olarak hızlı konuşmak, hızlı yürümek, süratli okumak gibi anlamlara gelmekte. Bu tür okuyuşta harfler mahrecinden kayar, sıfatlarını kaybeder, heceler karma karışık olur ve bu şekilde yapılan bir Kur'an tilaveti caiz değildir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.